Ekonomiyi soracağım. Nasıl değerleriniz? Problem var mı çarşı pazarda? Alım gücüne göre mi konuşacağız? Alım gücü. Alım gücüne göre kişilere göre değişiyor. Asgari ücreti ve emekli nasıl abi? Şimdi bak neye göre değerlendireceksin sen bunu? Şimdiki duruma göre mi, geçmişle mi kıyaslayacaksın? Neye göre kıyaslayacağız? Evet. Ekonomide bir... Geçmişle kıyasla abi. Şöyle mesela şöyle geçmişte asgari ücrette 16 çeyrek alınıyordu. Şu an kaç çeyrek alınabiliyor? Şu anda hiç alınamıyor diyeceksin. 3 tane alınabiliyorsun. Onunla kıyaslamakla değil de şöyle bakmak lazım. Geçmişte mesela belki aynı şeyi söyleyeceğiz ama olanaklar veya imkanlarla aynı şeyde değiliz. Orada dar bir gelirde geçinebiliyordun ama benim şu anda... Babam bir senede bir daire aldı. Tamam. Dört çocuğa bakarak. Benim babam da alabildi ama... Şu an alabilir mi? Şu anda alamadığı sebebi sadece ekonomiye bağlamamak lazım. Ne mi alacağız abi? Ne? Ya sen ekonomiye bağlarsan hiç farklı bir yöne gider bak. Şimdi soruyu değiştir ben kendi... Rüyamızda alırız yavrum, rüyamızda. He. Şöyle... Rüyamızda alırız evleri. Neden abi bu haldeyiz? He? Neden bu haldeyiz abla? Neden bu halde? Baştakine soracağım. Doldu yabancı. Kendi insanların yeri kalmadı. Anladın sen mı? Sen kendi istediğin gibi ölçeceğim. Bak, ya ablanın doğrusu. Ablanın doğrusu da ben saygı duyuyorum. Bak, ev alabilir mi abla? Sen şimdi bir daire alabilir mi çocuğuna? Ölüm gibi. Anca ölürken alacaksın ya. Bak ablanın doğrusu da ben saygı duyuyorum. Ama sen benim doğruma saygı duymayıp konuyu başka yere değiştiriyorsan... Doğru bir tane kurban olayım abi. Ben doğru bir tane olmaz. Herkese göre bir sürü doğru vardır. Abi, hak bir tane, doğru bir tane. Bak hak bir tane, o Allah için, İslam için konuşuyorsun. O hak, o batıl olan bir şey. Ama sen ekonomiye, senin bakış açınla benim bakışım açın bir olmaz. Ben 15 bin lira alıyorum, dur ben geçinemiyorum. Adam huzuruna gideceğim abi, yalan söylemiyorum. Şimdi, ben Allah'tan korktum, yalan söylemiyorum. Yalan da yansıtamıyorum. Biz Allah'tan korkmuyor, yalan mı yok, söylüyorsun? Ben sana, senin için konuşmuyorum, kendim. Hayır, için söylüyorum. Hayır, sen beni konuşturmadın. Kendince bir soru sorup başka yere götürüyorsun bak. Bu yanlış bir politika. Bak hayır, bak ekonomik olarak eksikler var mıdır? Vardır. Ama ben engelli boyutunda kendi adıma başka bir şey söyleyeceğim. 20 yıl önce bana kimse bakmıyordu. Şimdi adamlar bana bakıyor. Hükümet adamı. Engelliye maaş verilmiyor muydu 20 yıl önce? 20 yıl önce beni okula almadılar. Sen neden söz ediyorsun? Maaş yoktu. Ya bak maaş değil. Beni okula bile almadılar. Hiçbir engellinin yüzünü açan bir tane devlet memuru göremezsin. Sen gel bunu bana sor. Engellerle ilgili içindeyim. 18 yaşını doldurmadan alamıyordun. Şimdi 18 yaşında küçükler bile alabiliyor. Hem evde bakım hem de 3 aylık maaş, eğer kriterleri uyuyorsa. Bak daha önceden rehabilitasyon merkezleri yoktu. Engelliler rehabilitasyon merkezinde eğitim göremiyorlardı. Şimdi engellilerin birçoğu rehabilitasyon merkezinde eğitim görebiliyor. Okula alınmıyordu, okuluna gidebiliyor. Sen otobüse, minibüse, tramvaya, metro zaten yoktu. Ben otobüse binip istediğim yere gidebiliyorum. Otobüsler bana uygun. Önceden bunlar uygun değildi. Binaların birçoğu bana uygun değil. Ha burası da uygun değil. Hala eksiklik var mı? Var. Tartışırız. Ama sen o eksikliği görebilmen için şu anda ekonomi neden konuşuyorsun? Çünkü işin içerisine girdin. Yok ya dayı dur. İşin içine girdiği için, engellerin işin içine girdiğince eksikleri görürsün. Eksikler çok ama eskiden bu eksiklere dönüp bakan yoktu. Sen bunu söyle bana, ondan sonra konuşalım. Ekonomiyi tartışırsın. Bak benim 3 tane engelli, benimle birlikte 3 engelliyiz. Ben ekonomi bak lütfen. Bak ekonomiye ekonomiyle ilgili herkes zorlanıyor. Sıkıntılar var mı? Var. Ama bu sıkıntılar var diye ben bayrağımı, devletimi terk edemem. Hükümet değişir. Ama bayrak mı elden gidecek hükümet değişirse? Hayır, bazıları böyle bakıyor olayın içine. Nasıl bakıyor mesela? Arkadaşım diyorsun ki hükümete küfür. Mı elden gidecek? Bak, ben de konuşmak istiyorum. Tamam, hükümeti eleştir. Ama sen şunu bir kere... Bayrağı mı eleştiriyoruz? Hükümeti eleştirmiyoruz. Hükümeti eleştiriyoruz. Başka bir şey söylüyorum sen. Bir kurban olma. Herkes bayrağa saygı duyuyor zaten. Bayrağa saygı duyuyor. Sıkışınca vatan millet bayrağı ulaşmaz zaten. Herkes hükümete, sisteme karşı, kimse bayrağa karşı değil. Ben bir Kürt halkıyım ama Türkiye halkıyım veya Arap halkı fark etmiyor. Herkese laf edemez abi. Vatana da kimse laf edemez. Bak sen şu an tamam güzel konuşun sonra saptırdın. İlk başta güzel koy sonra saptırdın. Bayrakla ekonomiyle hiç bilgisi yok. Bak arkadaşım bazıları başta bakıyor. Önceden hastanelerde sıra vardı. Tamam en azından muayene olup geliyor. Şimdi telefonlara randevu alamıyorsun. Randevular sırada, farkında mısın? Benim bir hastam var, gelinim göğsünden ameliyat oldu. Biyocuk Bağcılar Hastanesi bakmadı. Tekirdağ'daki hastanelerde yatıyor. Sen de olsan dahi şu an sistem bu şu anki konuma gelirdi. Eskiden gelirdi.
80 eskiden, sene önce niye gelmedi? Eskidenki teknolojiyle şimdi teknoloji aynı mı? Sen eskiden telefon kullanabiliyor muydun? Telefon bir dakika. Bir dakika. Sen telefonu kullanırken bu adam sesle mi telefon kullanıyorsun? Tamam, şu anda Afrika'daki teknolojide şimdiki teknoloji bir mi? Afrika sömürge olduğu için bu kimseye izin vermiyorlar. Sen sömürge misin? Sen sömürge misin? 80 yıldır sen sömürüyor muydun teknoloji olarak? Bu Türkiye'de bir cumhuriyet varsa. Sen bunu biliyor musun? Sen 30 sene önce, bir dakika, 30 sene önce, 40 sene önce Avrupa'daki teknoloji burada neden yoktu? Teknoloji hiçbir yerde yoktu, hiçbir yerde yoktu. Araba fabrikası kururken burada niye yoktu? Sana soruyorum, Almanya'da... Kursaydı o zaman. Ne? Şu an sene kaçtayız? 2022'deyiz. Hala geridesin. Neden geri? Hala geri desin. Hala hesabını sormuyorsun. Asgari bir dakika. Bir dakika sonrasında. Ekonomiye gel. Senin asgari maaşı ne kadar? Benim asgari ücretim 5500 lira. Yetmiyor, 5500 kabul ediyorum. Bir dakika. Ben kabul Avrupa'da ediyorum. Asgari ücreti bir dakika. Abi? Avrupa'da asgari 2200 lira, 2200 euro olsun. Tamam. Abi adamın kirası 800 euro olsun, tamam mı? Tamam, doğru. Veya 600 euro. Abi senin bak, asgari ücretin 5500 TL kira. Ben yeni evlendim, benim kiram 6500 TL asgari. Doğru. Ben ne affedersin, küfür edeceğim şimdi abi. Ya. Etme, ben bok mu yiyeceğim ben, affedersin. Ben sana küfür mü ediyorum sen? Küfür, ben de sana küfür etmiyorum ki. Bak. Senin ülken bana küfür ediyor, beni sömürge işte, görüyor. Bak az önce bayraktan söz ediyorsun. Ya fark etmiyor, sonuçta Türk'üz. Nereye fark etmiyor? Ama taraf tutmayacaksın. Benim taraf tutmayacağız abi. Eyvallah. Sor. Ne sormak istiyorsun? Ekonomiyi sor abla. Ekonomik. Tamam. Yok abi, teşekkür ederim. Ekonomik. Eyvallah. Sor ya, ne soracaksın? Ekonomiyi sor abla. Nasıl değerlendiriyorsun? Fiyatları mı? Evet abi. Vallahi hiçbir gömlek alamıyorum yani. Aynen, ben de bir şey alamıyoruz. Aşktan ölüyoruz yani. Kiradayız. Evimiz zor geçiyor. Bu haldeyiz. Neden? Neresi kötü ya? Yani bilmiyorum. Adamın cebine bak, şöyle telefonlar var. 3-4 milyar, 5 milyar, 10 milyar. Ekonomik fiyatına göre çok iyi. Yani, ben anlamıyorum fazla. Yani abla, ya ablacığım, yani vallahi, ekmek olmuş bir 5 lira. Yani makarna, pirinç, bunlar alamıyoruz. Geçen beri İstanbul'dayım biz de. Eski İstanbul'u da bilirdik, şimdi de bilirdik. Teşekkür ederim. Tamam, nasıl değerleniyoruz? Problem var mı? Ekonomi yok ki. Hayat var mı? Adı var abi. Adı var, kendi yok. Neden bu hadis abi peki sence? Sen Suriyelilerin hepsini buraya doldurursan, emlakçı arkadaşlar hepsi bir kira alacağım diye, bir de yapacağım diye 6 milyar bir kira isterlerse, 5,5 milyar askeri ücret, 6 milyar kira. Tek başına bir vatandaş nasıl geçinecek? Aman 10 tane Suriyeli bir evde kalsın, 10 bin liraya verelim. Ev sahipleri uyanık yani. Biz garibanlar da çalışalım, 5,5 milyara geçim yapalım. Ben bugün pazara 300 milyonla gidiyorum, bir hafta yetmiyor bana. Peynir olmuş 150 milyon kilosu. Zeytin olmuş 170 milyon lira. Ben televizyona çıkmışım. Benim durumum çok iyi. Evet, durumunuz iyi. Çünkü siz bizim gibi doğalgaz parası olmuş. Bu sene ben doğalgaz yakmayayım. Niye yakayım ki? 1 milyar gelecek. Elektrik hiç yakmıyorum. Geliyor 250 milyon, bakıyorum. Hepsi vergi. Evde kalmayayım, su parası geliyor 100 milyon. Ben 5,5 milyarla hangisini yapacağım? Kiracı olarak hangisini yapacağım? Bana söyleyin, ben de onu yapayım. Tamam, AKP iyi diyelim, CHP şöyle diyelim, MHP böyle diyelim. Kime biz güveneceğiz? Güvendiğimiz bir daha söyle bana. Kürtlere almışlar bir hedef. Ya Kürt diye, Türk diye, Alevi diye bir ayrımcılık yok ki. Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altındayız ama ayrımcılığı yapan bizim başımızdakiler. Ben Türk'le evliyim. Türkler de Kürt'ten almış, akraba olmuşuz. Hala Kürt ama Suriyelileri ve yabancı uyrukları doldur buraya. Kiraları emlakçı arkadaşlar var ya, 5 milyardan 7 milyara çıkartıyorlar komisyon parası. Alma komisyon parası, ver kendi halkına. 1 milyar al, 7 milyar alma. Ben 5,5 milyar maaş alacağım, 6 milyar kira vereceğim. Nasıl geçim yapacağım? Kim düzeltebilir abi, var mı aklında birisi? Bu ülkeyi, bu ülkede serbest ekonomi kaldırmadığın sürece, hani herkes kafasına göre zam yapıyor ya, bunu kaldırmadığın sürece, bu asla. Bir makarnayı ben 1,5 milyona alırken şimdi 15 milyon oldu. Nasıl geçim yapacağım bir makarnayı? Garibanın yediği bir makarnaya bile göz diken hükümetten ne bekliyorsun sen? Altı üstü bir tavuk alacağım. Et alamıyoruz da bir tavuk alacağım. Tavuğun kilosu kaç para oldu sen biliyor musun? Boş ver abi. Türkiye düzelmez. Bu millet ne yiyecek biliyor musun? Bu millet simit ekmek bize yeterli. Çünkü başımızdakiler onu söylüyor. Abi bak, bu çocuk Afgan abi. Buna yaptıkları yardımın yarısını bana yapmıyorlar ya. Çocuk Afgan abi, görmüyor musun şunu? Konuşturma işimi beni lütfen ya. Teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsun? Çarşı pazar pahalı mı? Çok pahalı abi.
Abi ben bir haftadır çalışıyorum. Benim şu an 1,5 milyar param olması gerekiyor. 300 lira param var abi. Ne yaptım onu da bilmiyorum. Hiçbir şey de almadım. Param yok. Neden paramızın değeri yok? Bilmiyorum abi, niye yok? Sen gelecek kaygısı yaşıyor musun? Bak üniversite bittikten sonra iş yaşıyorum bulabilecek misin? Yaşıyorum abi, ben okuyacağım mı onu bilmiyorum valla. Sen, ben de çalışıyorum. Ben nasıl var olmam o zaman? Bitiyor. Nasıl bitiyor? Senin nasıl bitmiyor? Ben çalışıyorum, bitiriyor. Tamam, her hafta çalışıyorum ben. Ben de çalışıyorum. Tam kaç yaşında çalışıyorsun oğlum? Yaşın kaç? Ben 10 yaşından beri çalışıyorum. 10 yaşından beri çalışıyorsun, iyi bir şey mi bu? Bir şey. Tamam. En azından kendime bakıyorum. Okumuyor musun? Okumuyorum ben. Bak okumadığım belli zaten. Okula gitmedim. Niye okumuyorsun? Adam sen bir kardeşim. Bak ben hem okula gidiyorum hem çalışıyorum. Ben tamam. Ben çalışıyorum, cebimde 10 lira yok, 200 milyon. Bak arkadaşım yok. Nerelisin sen? Al abi, cebimde dolu. He? Nerelisin? Suriyelim abi. Suriye bak, dönüyor Suriye. Anlaşıldı. Çalışıyor musun sen? Çalışıyorum abi. Neden bu yaşta çalışıyorsun? Niye ki abi çalışıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Biz okuyoruz. Okurken nasıl çalışabiliriz? Ne yapıyorsun? Türkçüman çalışıyorsun. Ne yapıyorsun orada? Ayakkabıcıdır, Türkçüman çalışıyorum. Suriyeliler, İngilizler hepsini Türkçüman yapıyorum. Bir dakika. Hadi abi, kolay gelsin. Abi ben de konuşayım. Kolaysa başına gelsin. Abi 10 yaşında çalışıyor, laf yapıyor bunu. Bir sorayım, bir genç olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun, yakışıklı? Abi ekonomi fazla iyi değil yani. Çok kötü ekonomi. Nasıl? Her istediğini alabiliyor musun çarşı pazarda? Yok abi. Alamıyorum valla. Peki sence neden bu hallerdeyiz? Valla bilmiyorum abi. Kime oy verirsen? 2023'te oy verebilsen kime verirsin? Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü ben Suriyeliyim abi. Ha, Suriyelisin. Evet, Suriyeliyim. Vatandaşlık aldın mı? Yok abi, alacağım ama. Benim kimliğim var abi. Ha, kimliğin var senin. Vatandaşlığın var. Ha. Vatandaşlık verdiği için mi oy vereceksin Recep Tayyip Erdoğan'a? Yok abi. Onu sevdiğim için. Nelerini daha çok seviyorsun? Efendim? Nesini daha çok seviyorsun? Abi yani nasıl diyorum, o adaletli insan falan. Yani bizi seviyor. Ne bakımdan adaletli? Ha, Suriyelileri seviyor. Evet. O bakımdan adaletli. Onu çok seviyorum o yüzden. Peki çalışıyor musun? Evet abi, çalışıyorum. Geçinebiliyor musun çalıştığın parayla? Abi mesela benim aile var, babam yok. Ben çalışıyorum abi, aileme zor bakıyorum. Ailene zor bakıyorsun? Evet. Ama yine derdi ona veririm diyorsun. Evet. Veririm. Ama başkasını denemeye ihtiyacın yok mu şu anda? Belki yok değişiklik abi. Yapsak daha güzel geçinsen. Yok abi. Yine de Erdoğan diyor. Evet. Başka şey dedim. Peki kendi ülkene dönecek misin? Abi savaş bitsin ben giderim. Esat çağırıyor, gelin diyor ama. O yalancı abi. O zaten ne? O kendi insanlarını öldürüyor. Vatandaş da diyor ki bayramda gidip geliyorlar diyor. Onlar nasıl diyorum abi, vatandaşları olanlar, Türk kimliği olanlar. Bunlar zengin insanlara gidiyor abi. Yani orada ihtiyacı o. Orada ailesi olanlara gidiyor abi. Teşekkür ederim. Çok